KKM üzerine biraz konuşalım. Lütfen. Yani niye geldik biz KKM'ye Türkiye'de? 18 liraya yani, çıkmıştı dolar. Yani Türkiye'de nasıl bir manzara ortaya çıktı? Ve yine bu KKM cinliğinin aslında AK Parti'nin ajandasında daha önce de olduğu, 2018'de hatırlayacaksınız bu Rahip Brunson krizi diye bilinen ortamda da bunun bir seçenek olarak düşünüldü. Ama işte kimi yöneticilerin buna karşı çıktığı yazılıp çizildi. Bunu şunun için söylüyorum. Bakın iki şey oldu Türkiye'de. Birincisi Türkiye'de ekonomi yönetimi aslında alaşağı edildi. Bakın Türkiye'nin tarihten getirdiği köklü kurumları vardı. İşte Merkez Bankası vardı, hazinesi vardı, geçmişte bir planlama teşkilatı vardı, Maliye Bakanlığı vardı falan. Şimdi bunların hepsinin yerine bir süper bakanlık ihdas edildi. Değil mi? Onun başına da, o süper bakanlığın başına da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinden biri, damadı getirildi. Ve ekonomi konusunda yani hiçbir ciddi başarısı olmayan geçmişte, bu konuda ciddi bir birikimi olmayan birisi Türkiye'nin bütün bu ekonomiyle ilgili kurumlarının başına bir süper bakan olarak geldi. Arkasından çok yanlış politikalar izledi. Dünyada da Türkiye'de de yatırımcılar böyle bir yönetime güven duymadılar ve işler kötüye gitmeye başladı. Bu şartlarda da Merkez Bankası'nın bütün rezervi tüketildi. Hatırlayın yani biz o 128 milyar dolar tabii nerede kampanyasını boşuna yapmadık. Yani Türkiye'ye çok ciddi bir zarar verildi. Doları 6,5'da tutmak için. Ve orada, bütün bunları yaptıktan sonra, Cumhurbaşkanı bir gün çıktı, son derece parlak ve orijinal bir fikirle kamuoyunun karşısında dedi ki, efendim faiz sebep enflasyon sonuç. Ya şimdi böyleyse çok kolayı var. Yani faizin %13-14 yazması, işte olmasının daha da ötesine geçebilirdi Sayın Cumhurbaşkanı. Diyebilirdi ki ya faizi ben sıfır yapıyorum da diyebilirdi değil mi bu mantıkla? Eğer şeyse bu faiz sebebi enflasyon sonuçsa bari sıfır yapsaydı. Bunu şu için söylüyorum. Bu çılgın teoriyi ortaya attıktan sonra ortalık allak bullak oldu. Ama Türkiye'yi koruyabilecek, yani Türkiye'deki bu kurda ortaya çıkan artışı dizginleyebilecek bir Merkez Bankası rezervi de bulunmadığı için, o rezerv hiç şeffaf olmayan bir şekilde, kimlere nasıl satıldığını bilmediğimiz bir şekilde, kapı arkasından tüketildiği için Türkiye aslında bu KKM'ye mecbur kaldı. Mecbur kaldı, onu görmek lazım. Peki o mecburiyetin bugün itibariyle aslında biz tam sonuçlarını bilmiyoruz bakın. Yani Türkiye bunun üzerinden bir süre geçtikten sonra, az önce Serkan Bey de söyledi, bir sarmalın içerisinde girme riskiyle karşı karşıya. Çünkü siz öyle ya da böyle bu paraları ödedikten sonra, Türk lirasının daha da değer kaybetmesi bunun doğal bir sonucu olacak. Ve o yine daha fazla paranın ödenmesi sonucunu beraberinde getirecek. Yani bir sarmal olarak Türkiye'nin böyle bir ağır manzarayı görmesiyle karşı karşıyayız. Ben şuraya gelmek istiyorum. Bakın burada iki mesele var önümüzde. Birincisi ekonomi yönetiminin uluslararası deneyimi de tabii gözeterek kurumsal değişikliğe kavuşması, evet, ve ehliyet, liyakat ilkesinin burada temel olması. Bu çok önemli, bu çok gerekli. Erdoğan'ın bunu yapması da mümkün değil. Çünkü Erdoğan'ın ekonomideki temel önceliği kendisine yakın sermaye gruplarının, başta tabii beşli çetenin gözetilmesi, onların ekonominin risklerinden arındırılması. Yani siz bugün türlü risklerle karşı karşıyasınız yurttaş olarak değil mi? Elinizdeki efendim tasarrufunuz eriyebilir, işsiz kalabilirsiniz, efendim türlü riskleriniz var. Ancak dikkat edin, Tayyip Bey'e yakın sermaye gruplarının riskleri yok. Yani şehir hastanesini yapan ya da bu köprüleri yolları yapan müteahhit takır takır parasını döviz cinsinden alıyor. Üzerine oradaki enflasyon artışını da beyni alıyor, parasını alıyor. Bir riski yok ki. Ya da parasını az önce konuştuğumuz KKM'ye koyan bir sermayedar bir riskle karşı karşıya değil ki. Riskle sizler bize karşı karşıyayız. Yani risklerden arındırarak kendisine yakın sermaye gruplarını desteği, kendisi için gerekli olan desteği stabil kılabileceğini düşünüyor. Yani iktidardaki ekonomi politikasının mantığı Türkiye'de gelirleri arttırmak, refahı arttırmak falan değil. Kendisine yakın sermaye gruplarını korumak, böylece kendisini koruyacağını düşünüyor. Yine, şimdi Sayın mantık bu olduğu zaman geliyor aklıma. Küçük yatırımcı çarpıldı demişti ya. Şimdi mantık bu olduğu zaman başka bir sonuç bekleyemezsiniz. Şimdi demek ki yani birinci yapmamız gereken ekonomi yönetiminde bu bakış açısını Türkiye'nin terk etmesi, hı hı, ve
gerçekten ehliyete, liyakate dayalı, kurumsal işleyişe dayalı bir ekonomi yönetimi anlayışının hakim olması. Ama bunu da yeterli göremeyiz. Bakın bunu da yeterli göremeyiz. Bunun yanında gerçekten Türkiye'nin çok kapsamlı bir tabii kalkınma politikasına ihtiyacı var. Yani şimdi bu gıda krizi, karşı karşıya bulunduğumuz gıda enflasyonu, uygulanan yanlış tarım politikalarının bir sonucu. Yani tekrar Türkiye'de tarımdaki politikaların tekrar ele alınması gerekiyor. Ya da istihdam politikalarının tekrar ele alınması gerekiyor. Ya da bakın şeyi konuşuyoruz, dünyadaki gelişmeleri konuşuyoruz. Bizim genel başkanımız hatırlayacaksınız, Urfa'da gündeme getirmiş değil mi güneş tarlaları diye. Ya şimdi dünyada gerçekten bir ciddi mesele var, iklim krizi var. Ve bu iklim krizinin bir sonucu olarak hem ABD'de hem Avrupa'da bir yeni iklim mutabakatı yaratmak ve bu çerçevede de yeni bir enerji politikası, yeni bir sanayi politikası uygulamak yaklaşım var. Yani 2050'ye gelindiğinde sıfır karbondan bahsediliyor. Ne olacak? Peki bugün petrol endüstrisinde çalışanlar, kömür yataklarında çalışan insanlar ne olacak? Yani o insanları da 2050'nin dünyasında çok farklı sektörlerde, başta yeni bir enerji olmak üzere istihdam edecek bir yeni ekonomi politikasından değil mi topyekun evet, bahsediliyor. Evet. Şimdi bizim söylediğimiz buydu. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Bir diğer mesele tabii dijitalleşme. Dünyada çok kapsamlı sanayi politikası bakımından önemli değişimler oluyor. Türkiye'nin ayak uydurması gerekiyor. Bakın birkaç defa Türkiye dünyada yaşanan sanayideki dalgaları es geçti, arkasından geldi. Yani biz tekstilde Türkiye öne çıktığı zaman artık yani dünya ekonomisinin merkez ülkelerinde tekstil falan kalmamıştı. Evet. Ya da biz gümrük birliğinden sonra tamam sanayimizi bir ölçüde upgrade ettik, bu gerçekleşti, doğru. Daha bir işte otomotiv sanayisi falan öne çıktı, doğru. Ama sonra 2000'lerde şimdi beyaz eşya çok önemli bir konu. Orada şeyi ekleyin. Yani televizyonlarda bu şey gelince, yeni teknoloji gelince orada geri planda kaldık. Ya yani bunları şunun için söylüyorum. Sanayi politikasını ele alırken başta bu dijitalleşme, dünyadaki bu gelişmeye uyum sağlama, bizim bunu da es geçme şansımız yok, pas geçme şansımız yok. O nedenle yani ikisini beraber düşünmek lazım. Bir yandan ehliyete, liyakate dayalı, kurumsal işleyişe dayalı bir ekonomi yönetimi, bu gerçeklik çok doğru ama çok kapsamlı yeni bir kalkınma politikası ve bunun içerisinde de tabii sosyal adaletin çünkü Türkiye gerçekten hem gelir eşitsizliği bakımından, hem servet eşitsizliği bakımından, hem bölgeler arası eşitsizlikler bakımından, hem toplumsal cinsiyet eşitsizliği bakımından çok eşitsiz bir ülke. Yani sosyal adalet, sosyal politikalar çok önemli. Yani bunları temel alan bir ekonomi yönetimine ihtiyaç var. Hep bunu anlatıyoruz. Yani toplumun bunu açıklıkla görmesi lazım. Bugün olan şey, yani bir doğal akışın sonucu, bir afet falan değil bu olan şey. Yanlış politikaların ısrarla çok uzun süredir uygulanıyor olması ve temel motivasyonun Erdoğan'ı orada tutmak olması. Yani Erdoğan'ı orada tutmak için ne gerekli diye baktığınız zaman bunları yapıyorsunuz. Çünkü Erdoğan orada kalmak için örneğin bu yanlış görüşlerin ısrarlı bir şekilde savunulabileceği medya kuruluşları gerekiyor değil mi? İşte o medya kuruluşlarının da bir şekilde finanse edilmesi gerekiyor. Tabii. Şimdi onun kaynağı nereden ortaya çıkıyor? Az önce söylediğimiz çarpık ve bir şekilde hani bir ahbap çavuş ilişkisine dayalı bir ekonomi yönetimi anlayışının olması gerekiyor. Ha, orada şimdi da bir sarmal var ama olursa işte, ve tabii buna şunu da ekleyelim. Türlü yolsuzlukların, usulsüzlüklerin de olması gerekiyor. Ve bankaların en başta, yani Serkan Bey deneyimli bir finansçı, bankaların da en başta kaynakları dağıtırken, kredi imkanlarını dağıtırken tabii, bu mantıkla da dağıtması gerekiyor. Tabii. Yani birisine en önemli Türkiye'nin medya kuruluşlarının alabilmesi için bir krediyi vereceksiniz. Tamam mı? Ve o kişi işte işine gelmeyecek, o krediyi ödemeyecek ve bir şey olmayacak. Hem de o banka çiftçiye vermesi gereken parayı verecek. Şimdi sonra bunun olması gerekiyor ki, bu düzen bu şekilde sürsün. Ama şuraya ulaşıyoruz tabii. Bu bir şeyin pahasına oluyor. Bir şeyin pahasına oluyor. Yani insanların yoklukla, yoksullukla, işsizlikle, borçlanmayla karşılaşması pahasına oluyor. Yani şimdi bu yayınlarda söylüyordum geçmişte. Ya 22 milyon alacak takipte diyordum. Geçen gün baktım 23-24 milyonu geçmiş. Yani her geçen gün borçluluk artıyor. Her geçen gün yoksulluk artıyor. Bu yoksulluk şimdi, satın hocam, alınıyor mu? Affedersin, bankacılık sektöründeki takip bugünkü BDDK'nın nedeniyle. Ben bir içinde bulundum, evet, geçtim biliyorum.
hiçbirisini ben inandırıcı bulmam. Çok açık söyleyeyim. Bunun daha da ötesinde diyorsun. Tabii. Tamam. Yani bir sürü kural, kaide değişikliğiyle tıpkı seçim kanununda olduğu gibi bunları net bir biçimde göremiyoruz şu anda. Onu da söyleyeyim. Bir konuyu daha belirtmek istiyorum. Hemen şunu da ekleyeyim ama az evvelki o yorumu sizden de alayım. Seçmen bunu satın mı alıyor? Yoksulluğu yani satın bu, mı bu alıyor? Kabulleniyor mu? Tabii, alışıyor onu mu? Onu konuşalım. Şöyle, bazı böyle fiyakalı laflar var. Ha, satın almak. Şimdi bu fiyakalı lafları söylerseniz önemli insanlar oluyorsunuz. Tamam mı? Şimdi bu satın alma ifadesi de genelde yani işte borsadaki davranışı açıklamakta kullanılan falan, tırnak içinde yine fiyakalı bir laf. Tabii. Tamam, işte bilmem neyi borsa satın aldı, piyasalar şunu satın aldı falan. Şimdi burada da yani bu konuştuğumuz örnekte de sanki biz böyle bir fiyakalı bir laf söylersek insanlar bunu anlamayacak ama söylediğimiz şeyin olumlu iyi bir şey olduğu ile ilgili bir görüş, bir algı ortaya çıkacak diye bir garip bir şey var. Ama bakın sorunlar çok gerçek. Yani bu türden böyle manipülatif ifadelerle falan bunları örtemezsiniz. Olmaz bir esnafa yani. Gittiğiniz zaman kapıdan giriyorsunuz, bakıyorsunuz adamın dükkanındaki ışıkların üçte biri yanıyor. Yani. Şimdi bir esnaf dükkanda ışığı niye yakar? Ürününü gösterecek. Yani rafa bir şey koymuş, oraya gelen müşteri oradaki ürünü görecek değil mi? İyi aydınlatması lazım yani o dükkanı. Ya da iyi ısıtması lazım değil mi? Ama soruyorsunuz ya burası niye ısıtamıyorsun? Bilmiyor musun diyor yanıtını. Yani benim ödediğim faturalar kiramdan daha fazla diyor. Ben bu şartlarda buradaki ışıkları yaktığım zaman, bütün ışıkları yaktığım zaman. Bakın 20. yüzyılda, 20. yüzyıl iklim mutabakatını konuşurken, efendim sanayiyi konuşurken, dijitalleşmeyi konuşurken, yapay zekayı konuşurken, robot teknolojisi konuşurken, Türkiye'de dükkanların ışıklarını yakamadığını konuşuyoruz. Bu da bizim gerçeğimiz. Dükkanların ışıklarını yakamadığını konuşuyoruz. Bir konuyu da anlatmak istiyorum. Yani Türkiye'deki ortam açısından öğretici olduğunu düşünüyorum. Bakın çok prestijli bir üniversitemiz İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi. Hı hı. Bugün gelirken yolda bazı fotoğraflar gördüm. O kadar üzüldüm ki. Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinde bir sosyal politika forumu vardır. Bu sosyal politika forumu bünyesinde belli bir tarihten sonra lisansüstü eğitim de başlamıştı. Çok değerli hocalar var içinde. Bu forumda geçmişte de bugün de bulunan örneğin Profesör Ayşe Buğra, Çağlar Keyder. Yani Türkiye'de sosyal bilimlerin böyle en önemli isimlerinin katkı verdiği bir oluşumdan bahsediyoruz üniversite bünyesinde. Orada araştırmalar yapılıyor. Efendim öğrenciler oraya angaje tezler yazıyorlar, dersler yapılıyor lisansüstü falan. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Kimseye sormadan, söylemeden orası sanki bir baskın gibi başka yere taşınıyor. Bütün dosyaları, kitapları, evrakları falan bir köşeye atılıveriyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'nin en güzide okullarından birisinden bahsediyoruz. Hem eğitim bakımından hem araştırma bakımından. Orada Türkiye'ye katkı sunan insanlar var. Ve onlara sormadan ya burası sizin ofisiniz falan, bu evraklar ne işe yarar falan demeden üniversite yönetimi o birimde çalışan insanları kendisine uzak gördüğü için bir öyle baskın bir gibi ya. Bir merkez, araştırma merkezi garip bir şekilde bir yere sürülüyor. Evrakları, dokümanları, kitapları falan bir yerlere atılıyor. Şimdi bu küçük bir örnek farkındayım. Ama Türkiye'de ne olduğunu bize gösteriyor. Yani siz eğer iktidara yakınsanız önünüzde bütün kapılar açılıyor. Dolar cinsinden paranızı alıyorsunuz. Bu garanti ödemelerini alıyorsunuz. Ama ya işinizi yapmak istiyorsanız, gerçekten yani uluslararası standartlarda işinizi yapmak istiyorsanız türlü engellerle falan karşılaşıyorsunuz. Yani o kadar yani Türkiye'de hem akademik özgürlükler bakımından hem Türkiye'deki kurumların kendini sürdürmesi bakımından sorunlu bir durum ki. Yani bir küçük örnek ama bunu es geçmek istemedim. Şimdi Türkiye'nin şuraya ulaştırmak istiyorum. En büyük sorunu benim görebildiğim kadarıyla son dönemde şahsileşme. Yani bütün olayın Türkiye'de eğitim, dış politika, ekonomi yönetimi aklınıza ne geliyorsa atılan adımların ya biz ne yaparsak bu Erdoğan'ın işine yarar. Toplumda Erdoğan'ın düşüşünü engelleriz, geciktiririz gibi bir yerden bakılıyor olması. Yani bizim ihtiyacımız olan nedir? Türkiye'nin ihtiyacı olan nedir? Tabii ki kurumlara dayalı, kurallara dayalı. Ve tabii ki sadakatini de o kurallara, yasalara bağlamış insanların, yöneticilerin olması. Yani bir şahsa bağlı. Şahsa o şahsın, sadakat değil o şahsın, o şahsa sadakat duygusuna bağlı değil.
kurallara, yasalara bağlı ve gerçekten de işini yapan, evrensel standartlarıyla işini yapan bir işleyişin Türkiye'ye ihtiyacımız olan bu. Peki. Son nokta şunu da söyleyeyim. Yani öyle bir şeye ulaştık ki, yani sosyal sorunlar bakımından öyle bir noktaya ulaştık ki, ya bundan sonrasını gerçekten düşünmek istemiyoruz. Yani bu artık en kısa zamanda sandığın gelmesi lazım, seçimlerin yapılması lazım, Türkiye'nin bu ortamdan çıkması lazım. Çünkü yani bu kadar borçlulukla, bu kadar yoksullukla, gençlerin karşı karşıya bulunduğu bu sorunlarla yani Türkiye'ye ulaşacağı bir şey yok. Ve hala veriler çarpıtılmaya devam ediliyor. Yani bakıyorsun işsizlik rakamları azalmış. Yani ya bir çıkalım sokağa. Bu araştırmaları ve emin olun bakın bu Aralık enflasyonunun çıkması ve işte memur zamlarının ona göre oluşmasında en kritik olay bizim Sayın Genel Başkanımızın TÜİK'e yaptığı ziyaret oldu. O olmasaydı emin olun yani yine veriler çarpıtarak çok farklı bir sonuç açıklayacaklardı ve bambaşka. Ki bu da bütün objektif araştırmacıların ortaya koyduğu da şu ki bu açıklanan veriler de gerçek değil. Yine de enflasyon bunun üzerinde. Bunu hatırlatmamız. Peki. Şimdi bu önemli. Tabii TÜİK ziyareti sonrası o TÜİK'in o dönemki başkanı değişti. Yerine başka bir başkan geldi. Eski başkan, başkan yardımcısı olarak atandı. 8 ay önceki başkan yardımcısı. Bu başkanlar niye bu kadar değişiyor? Ya, Merkez Bankası başkanları, ekonominin tepesindeki yöneticiler. Tabii Naci Abal bir sene önce yeni vardı. Bunlar niye değişiyor? Yani Merkez Bankası'nın bakıyorsunuz ilk 30 senesinde 40 senesinde 4 başkan var. Bakıyorsun son 3 senede 4 başkan var. En iyisini arıyorlar hocam. O yüzden. Sürekli.